Sayın Adnan Oktar'ın Ağustos 2016'da dünya basınında yayınlanan makaleleri. Sayın Adnan Oktar'ın uluslararası medyanın önde gelen gazete ve dergilerinde yayınlanan makaleleri tüm dünyada geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip ediliyor. Rusya'dan Amerika'ya, İran'dan Suudi Arabistan'a, Bosna Hersek'ten Malezya'ya, İspanya'dan Azerbaycan'a pek çok ülkede yayınlanan makaleler, imani, bilimsel, sosyal ve siyasi konularda milyonlarca okuyucuyu aydınlatıyor. Sayın Adnan Oktar'ın Ağustos 2016'da dünya basınında yayınlanan makalelerinden bazıları şöyle. Orta Doğu'nun en önde gelen İngilizce gazetesi ve en büyük haber kaynağı olan Lübnan merkezli The Daily Star gazetesi. Uluslararası medya demokrasinin yanında olmalı. Suudi Arabistan merkezli ve Orta Doğu'nun en önde gelen İngilizce gazetelerinden biri olan Arab News. Türkiye hakkında birkaç kilit soru. İnsani yardım kuruluşları için neler yapılabilir? Erdoğan'ın Putin ziyareti ne isim geliyor? Suriyeli kardeşlerimize vatandaşlık vicdanın gereğidir. Amerika'nın sol görüşlü bağımsız haber sitesi American Herald Tribune. Darbe girişimi Türkiye'yi tek yürek yaptı. ABD sertlik yanlısı siyasete teslim olmamalı. Amerika Washington'da yayınlanan The Hill gazetesi. Türkiye'nin zorlu gecesinde müttefikimiz Amerika. İran'ın önde gelen İngilizce günlük gazetelerinden Tehran Times. Türkiye'deki karanlık geceyi geride bırakmak. Rusya'nın en köklü internet gazetesi Pravda. Türkiye'deki darbe girişimi hakkında merak ettikleriniz. Türkiye ve Rusya için heyecan verici geri sayım. Neden terörü sadece lanetlemek yeterli değildir? İsrail'de bulunan ve Facebook'ta 670 bin takipçisi olan Jerusalem Online haber sitesi. İsrail'in ardından yeni hedef Ermenistan. İsrail'den yayın yapan Channel 9 TV web sitesi. Yanlış bilinen Siyonizm korkusu. Bahreyn'in ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Daily News. Türkiye'nin en uzun gecesi. Kuveyt'te İngilizce olarak basılan ilk günlük gazete Arab Times. Türkiye darbeye yenilmeyecektir. Malezya'nın en köklü İngilizce gazetesi New Straits Times. Müslüman savaşları çağının sonu. Orta Doğu'nun ihtiyacı. Gerçek dini değerler odaklı bir diplomasi. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Homoseksüellik klanına dikkat. Katar'ın İngilizce gazetesi Gulf Times. Sığınmacıların Türk vatandaşlığına geçmesi bir kayıp değildir. Birlik olmanın güzelliği. Radikalizmi def etmek için eğitim kampanyası başlatılması hayatidir. Cömertlikle güçlenen ekonomi Türkiye. Suudi Arabistan'ın önde gelen Arapça gazetesi Makkah Newspaper. Savaşma arzusu nasıl dizginlenir? Türkiye için bir milat. 15 Temmuz. Türkiye hakkında birkaç kilit soru. Erdoğan'ın Putin ziyareti ne isim geliyor? Belçika Sasa Post haber sitesi. Sosyal medyanın Türkiye'deki darbe kalkışması üzerindeki beklenmedik etkisi. Türkler için en uzun gece. İsrail'in önde gelen haber sitesi Times of Israel. Türkler, Museviler ve unutulmayanlar. İslam dünyasında Musevilere karşı düşmanlığı körükleyen Garkat ağacı efsanesi devam ediyor. İslami bakış açısıyla Tapınak Tepesi üzerinde Musevilerin hakları. Katar'ın en büyük Arapça gazetelerinden Al Raya. Cesur Türk halkı darbeyi nasıl püskürttü? Ayla'nın şehadetinden beri değişen hiçbir şey yok. Türkiye darbeye yenilmeyecektir. İnsani yardım kuruluşları için neler yapılabilir? Merkezi Londra'da bulunan Irak'ın günlük Arapça gazetesi Az Zaman. Uluslararası medya demokrasinin yanında olmalı. Radikalizmin ilacı Kur'an'dır. Tayvan'ın önde gelen İngilizce gazetelerinden The China Post. Darbe zihniyetini yenmek. 11 yıldır yayınlanan 53 bin tirajlı Hiba dergisi. Allah'ın yaratma sanatı. Kör termitler gökdelenler inşa ediyor. Bahreyn hükümetine başbakanlığa bağlı Akbar Al-Kalej gazetesi. Türkiye'nin en uzun gecesi.
Avustralya'nın Arapça haftalık kültürel gazetesi El Furat. Türkiye'deki darbe girişimi hakkında merak ettikleriniz. İsrail'de en çok okunan gazetelerin başında gelen, İbranice olarak yayınlanan günlük gazete Maariv. İslam dünyasında Musevilere karşı düşmanlığı körükleyen Garkat ağacı efsanesi devam ediyor.